Merhaba, Uluslararası Politika Akademisi adına röportajlar yapmaya devam ediyoruz. Ben Ozan Örmeci, bugün Girne Amerikan Üniversitesi'nde değerli siyasetçimiz ve aynı zamanda Girne Amerikan Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Murat Karayalçın'la beraberiz. Kendisiyle 30 Mart 2014 yerel seçimlerini, Türkiye'deki seçimleri değerlendireceğiz. Murat Hocam merhaba. Merhaba. Hocam bildiğiniz üzere 30 Mart seçimlerinde iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi bir önceki genel seçimlere göre oy kaybı yaşamasına karşın %45 dolaylarında bir oyla seçimleri birinci sırada bitirdi. Sizce Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu yüksek oy oranını korumasındaki faktörler nelerdir? Muhalefetin performansını seçimlerde nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu seçim yasal olarak öngörüldüğü gibi, yasal olarak olması gerektiği gibi yerel yönetimler seçimi olmadı. Bu seçim bir referanduma dönüştürüldü ve amacından saptı. Hocam merhaba. Aslında seçimin yerel yönetimler seçimi olmaması nedeniyle seçim sonuçlarının da bir yerel yönetim seçimleri mantığı ve anlayışı çerçevesinde değerlendirilmesi de bence doğru değil. Ben yerel yönetimler seçiminin çeşitli nedenlerle, en azından birkaç nedenle Türkiye için, Türkiye'nin geleceği için, kent yönetimleri için çok büyük bir önem taşıdığı düşüncesindeydim. Birinci gerekçem 2012 aralığında çıkarılmış olan 6360 sayılı Büyükşehir Bütünşehir Yasası. Bu yasa Türkiye'nin idari ve siyasi yapısında çok önemli yenilikler ve değişiklikler getiriyor. Yenilikleri ve değişiklikleri tümüyle olumlu anlamda söylemiyorum. Olumlu olan yanları var, olumsuz olan yanları var. Ama Türkiye'nin 30 ili, 81 ilinin 30'u büyük şehir olarak ilan edildi. Ve Büyükşehir Belediyesi'nin sınırları da il sınırlarına oturtuldu. Ve burada ta 1864 yılından bu yana işlemekte olan il özel idareleri kaldırıldı, belde belediyeleri kaldırıldı, köy idareleri kaldırıldı ve yeni bir siyasi idari yapılanma getirildi. Tek yerel meclis var. Bir yerelde bir siyasi güç yoğunlaşması sağlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı daha da bir güçlü konuma geldi bununla bağlantılı olarak. Bir de ilk kez belediye hizmetleri bildiğimiz klasik kent hizmetleri olmaktan çıkarıldı. Onun yerine çok sektörlü bir görev tanımı yapıldı. Şöyle söyleyeyim, büyükşehir belediyeleri il sınırı içindeki tüm hizmetlerden sorumlu hale geldi. Zaten il özel idaresi kaldırılınca doğal olarak ortaya çıkan boşluğun böyle giderilmesi, böyle doldurulması gerekiyordu. Ben bunu doğrusu çok önemsiyorum. Bir açıdan yerelde yeni yetkilerin bu çok sektörlü yapılanmayla birlikte, yani büyükşehir belediyelerinin hemen hemen her konuyla ilgilenmeleri nedeniyle bir açıdan bu yeni tanımlamanın sanki yerele yetki devri yapılmış gibi ya da yerel yönetimler yeni görev ve işlevler üstlenmiş gibi bir izlenim yaratması söz konusu oluyor, ama öte yandan da bunun tam tersi olarak illerde, bu büyük şehirlerde 30 ilde valiliklere bağlı yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı aracılığıyla merkezi yönetimin vesayeti daha da koyulaştırılmış oldu. Bunu tartışamadık. Yani bunu tartışmadan seçimlere gittik. Şimdi yerel yönetim yani 30 Mart seçimlerinden sonra ortaya çıkan bir sorunu, bunun tartışılmamasının ne kadar ciddi olumsuzluklar getirdiğini göstermesi açısından dile getirmek istiyorum. Biliyorsunuz büyükşehir belediye meclislerine doğrudan seçim yapılmıyor. İlçe belediyelerinin ilk
işte nüfusa göre ilk sıralarındaki, diyelim ki ilk 5 sırasındaki insanlar büyükşehir belediyelerine gidiyor. Fakat sonuç itibariyle bu ilk 5 ilçelerin nüfusu dikkate alınmadan, ya da ilk ne kadarsa ilçelerin nüfusu dikkate alınmadan sıralanmış oluyor. Yani diyelim ki Ankara'da Çankaya'nın belediye meclisinden de aynı sayıda gidiyor, Güdül'den de aynı sayıda gidiyor. Dolayısıyla yani ciddi bir temsilde adaletsizlik gündeme geliyor. Türkiye bunun sıkıntısını çok ciddi olarak yaşayacak. Yani karar meşruiyeti açısından bile ciddi tartışmaların yapılacağını tahmin ediyorum. Evet, bunu bir örnek olarak verdim. Daha başka sorunlar da gündeme gelecek. Aslında mutlaka sorunların gündeme gelmesi gerekmiyor. Yani Türkiye'nin bunu tartışarak ve bu tartışmaları yaparak seçime gitmesi söz konusu olabilseydi, bu yeni döneme daha iyi bir şekilde girmesi olanaklı olabilecekti. Ben bu 30 ilde, yani 81 ilin 30 ilinde getirilen bu düzenlemenin bir şekilde önümüzdeki yıllarda öteki illere de yaygınlaştırılacağını düşünüyorum. Seçimden sonra biraz daha siyasi yönü olan özerklik tartışmalarının bununla da çok ciddi bir bağlantısı olduğu kanısındayım. Yani daha bir rahat tartışılabilmeliydi. Özerklik konusu ne eksik? Yani hangi yönüyle eksik de onun giderilmesi isteniyor sorusu çerçevesinde ele alınabilmeliydi. Bu olmadı. Bir. İki, öte yandan şu da olmadı. Dünyada kentleşme yeniden hız kazandı. Dünya kentleri yeniden şekillenmekte diyebilirim. Dünyanın üretim dengesi değişti. Üretim odakları olan kentler kuzeyden ve batıdan güneye ve özellikle de doğuya doğru kaymaya başladılar. Yani denge değişikliği mekansal anlamda değerlendirilmesi gereken bir şey. Önümüzdeki yıllarda, birkaç yıl içinde dünya kentlerinde 1 milyar yeni, geliri 10 bin üzerinde insan bekleniyor. Tabii bu burada iktisadi etkinliklerin hız kazanması, ağırlık taşıması siyaseti de etkiliyor doğal olarak. Siyasette de kentlere odaklı çok sayıda yeni tartışma yapılmaya başlandı. Çok sayıda yeni kavram geliştirilmeye başlandı. Ben özellikle David Harvey'in bu şehir hakkı kavramını çok önemsiyorum. Yani insan hakları ya da yeni kuşak haklar bağlamında şehir hakkı diye bir kavram ortaya çıktı. Bunun Gezi Parkı eylemlerinde seslendirilen düşüncelerle de güçlü bir bağlantısı olduğunu düşünüyorum. Ayrıca bu kentleşmenin sol düşünce açısından da yeni yeni tanımlamaları, kavramları getirdiğini izliyoruz, biliyoruz. Bu Slavoj Žižek'in kent yoksullarını yeni proletarya olarak, yeni devrimci sınıf olarak daha doğrusu nitelemesini de ben bu çerçevede ele alacağımızı düşünmekteyim. Başka kavramlar da var. Bu dünyanın ilk iktisat Nobel'ini alan kadın iktisatçısı Elinor Ostrom'un co-production, hizmet üretiminin biraz yönetişime benzer bir şekilde o hizmeti tasarımlayanlar ve o hizmeti alanlar tarafından birlikte yapılması şeklinde gündeme getirdi. Ortak üretim kavramı var, ortak alanlar kavramı var. İşte bizim 89-94 döneminde Ankara'nın sosyal demokrat belediyecileri olarak geliştirdiğimiz kente karşı suç, proje karar kurulları, proje demokrasisi gibi kavramlarımız var. Biraz önce başka bir nedenle söylediğim gibi 2013 Mayıs-Haziran'da yaşadığımız Gezi Parkı eylemleri de ayrıca bu konuya özel bir biçimde eğilmemizi, hangi partiden olursak olalım, gerektirmekteydi. Yani diyeceğim, çok sayıda neden vardı 30 Mart seçimlerine giderken bunların tartışılması için. Bu ayrıca Türkiye'nin geleceği açısından da çok yararlı olacaktı. Ama 17 Aralık süreci birdenbire bunu tıkadı. 17 Aralık süreci Gezi sürecinin önüne geçti, deyim yerindeyse.
ve bambaşka bir mülahazayla insanların oy kullanmaya çağrıldıklarına tanık olduk. Evet, birinci çıktı AKP ve AKP'nin genel başkanı seçim sürecinde, seçim meydanlarında bunu bir kurtuluş savaşı gibi takdim etti. Yani o ne kadar doğruydu, ne kadar yanlıştı tartışmasına girmek istemiyorum. Çok ciddi yanlışlıklar var. Çok ciddi olarak eleştirilmesi gereken söylemler kullanıldı AKP tarafından. Ama sonuç itibarıyla süreç asıl mecrasından saptırıldı. Başka bir süreç gündeme getirildi. Ben bu arada muhalefetin, özellikle de bizim partimizin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu 17 Aralık süreciyle ilgili eleştirileri çok sık dile getirmesinin bir olumsuzluk yarattığı şeklindeki düşünceye katılmadığımı da belirtmek istiyorum. Yani 17 Aralık süreci öyle bir şok etkisi yarattı ki bunun dışında konuların konuşulması olanaklı değildi bana göre. Tabii parti yöneticileri bunu söyleyeceklerdi ama adaylar da yerel mülazalarla kendi değerlendirmelerini dile getireceklerdi. Gerçi genel merkez yönetimi hem bunları dile getirdi hem de yani 17 Aralık sürecinin eleştirisini yaptı hem de bu seçimle bağlantılı başka önerilerde bulundu. Ama onlar unutuldu çünkü bu yerel yönetim seçimi olmaktan çıkmıştı. İnsanların aklında yalnızca 17 Aralık süreciyle ilgili eleştiri konuları, başlıkları kaldı. Sonuçta yerel yönetim seçimi olmayan bir seçimde, referandum niteliğini taşıyan bir seçimde işte trajik ses tonlarıyla, çok farklı mülazalarla yapılan çağrılarla vesaire bu sonuç ortaya çıktı. Ben bunu, evet AKP birinci çıktı ama AKP'nin birinciliği yerel yönetim seçimlerinin birinciliği değil. O başka bir şeyin birinciliği ya da başka bir şeyin sonucu. Birinciliği demeyeyim de başka bir şeyin sonucu. Doğrusu Cumhuriyet Halk Partisi'nin %30'un üzerine çıkacağını, en azından %30'u yakalayacağını düşünüyordum. Benim son, ben 51 yerde seçim çalışması yaptım. Son katıldığım, son bir hafta 10 gün içinde katıldığım yerlerde de yükselen coşkunun bunu sağlayacağına inanmaya başlamıştım. Olmadı. Belediye başkanları üzerinden alınan oylarla %28, belediye meclisleri için kullanılan oylarla 10 üzerinden yapılan hesaplamayla %25 düzeyinde kaldık. Evet, 1-2 puanlık bir ilerlememiz var ama o bizim için yeterli değil. Bizi tatmin edecek bir gelişme değil. Biraz önce 51 yerde seçim çalışmalarına katıldığımı söylemiştim. Hemen tümünde değil ama hemen hemen tümüne yakın bir bölümünde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayları ekonomi, yerel demokrasi ve yaşam kalitesi üzerinde durdular. Yani yerel adaylarımız Türkiye genelinde gündem değişmişti, 17 Aralık süreci öne çıkmıştı ama gittiğim yerlerde, katıldığım seçim çalışmalarında adaylarımız buna rağmen bu üç konuyu kendi kentleri için işlediler. Ekonomi, yani istihdam vesaire yaratılması yönüyle, yerel demokrasi ve yaşam kalitesi, üçü de tabii çok büyük bir önem taşıyordu. Evet, teşekkürler hocam. Seçimler sonrasında bazı şehirlerde yaşanan tartışmalar da seçimlere damga vurdu. Yurt dışında da çeşitli basın yayın organlarında özellikle bu konuya eğildiklerini gördük. Bu konularda siz de yerel yönetim ve seçim tecrübesi olan bir siyasetçimiz olarak nasıl görüyorsunuz? Hakikaten seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerlendirmelerine göre sonuçları etkileyecek ölçüde haksızlık ya da yanlış uygulamalar meydana geldi mi? Evet. Yani parti yönetiminde olmadığım için, daha doğrusu adaylarımızın ve adaylarımızla birlikte parti yöneticilerimizin başvuru dosyalarının ayrıntılarını bilmediğim için
O konuda bir yanıtlama yapamayacağım. Ama ben şöyle düşünüyorum. Her iddia ciddidir. Her iddia önemlidir. Hiçbir iddia, hiçbir başvuru şekil şartı eksikliği nedeniyle göz ardı edilmemelidir. Burada önemli olan kamuoyunu tatmin edecek, halkı tatmin edecek bir gerekçenin ortaya konulmasıdır. Bununla şunu söylüyorum. Yani efendim Cumhuriyet Halk Partisi şu kadar yer için başvuruldu, şunlar reddedildi, bunlar kabul edildi. İşte Milliyetçi Hareket Partisi şu kadar yer için başvuru yaptı, şu kadar oldu, şu kadar olmadı falan gibi basit istatistik bilgileri bir yana bırakıyorum. Onları çok da önemsemiyorum. Her başvurunun reddedilenler için söylüyorum, neden reddedildiğinin kamuoyunu tatmin edecek bir şekilde açıklanması gerekirdi. Biz çok mekanik olarak izledik. Şu kadar başvuru yapıldı, şu kadar reddedildi. İşte CHP'nin o başvurusu da reddedildi vesaire diye. Bu kamuoyunu tatmin etmiyor. En azından ben bundan tatmin olmuş değilim. Evet hocam, teşekkürler. Şunu da sormak isterim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu seçimde, seçim öncesinde basında yazıldığı kadarıyla farklı bir strateji izlediği, özellikle farklı kesimlerden de oy çekebilecek büyük şehirlerde özellikle adaylar seçerek oy oranını arttırmayı deneyeceğini okuduk, gördük. Seçimlerde de bu belki de kısmen başarılı oldu. Ancak sonuçlara baktığımızda siz bu stratejiyi nasıl değerlendiriyorsunuz ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Adalet ve Kalkınma Partisi'ni zorlayabilmesi ve Türkiye'de demokrasi çıtasının bu rekabet ortamında gelişebilmesi için sizce ağırlık vermesi gereken politikalar, hususlar nelerdir? Ben her siyasetin, her partinin kendisi gibi olması gerektiği düşüncesindeyim. Yani ne diyorsan öyle görünmelisin. Görüntünle söylediklerinin arasında bir tutarlılık olmalı. Cumhuriyet Halk Partisi programında kendisini çok açık olarak sosyal demokrat diye nitelemekte. Parti programımızda Cumhuriyet Halk Partisi'nin Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı olduğu, sosyal demokrasinin evrensel ilke ve kurallarına bağlı olduğu ve Anadolu ve Trakya'nın tarihi ve felsefi değerlerinden etkilendiği söylenmektedir. Yani CHP kimliğinin böyle üç ayağı bulunmaktadır. Bu sol bir tanımdır. Sosyal demokrat bir tanımdır. Ben partimize gelen herkesin bunu kabul ettiğini varsayıyorum. Varsaymak durumundayım. Ben geldim ama ben bunları kabul etmem denilemez. Ayrıca bunların değiştirilmemesi gerektiğine de inanıyorum. Ama bunların değiştirilmesi için düşünce taşıyanlar varsa onlar da bu düşüncelerini kurultaya getirmelidirler. Çünkü bunun değiştirileceği yer de kurultaydır. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin sosyal demokrat kimliğinden asla rahatsızlık duymadığım gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha da sosyal demokrat bir çizgi üzerinde ilerlemesini gerekli görüyorum. Bu kimliğini geliştirmesini gerekli görüyorum. Türkiye'nin buna ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Yani Türkiye'de son yıllarda yine gelir dağılımında çarpıklıklar çok yükseldi. Türkiye'de son yıllarda istihdam konusunda özellikle çok ciddi sorunlar yaşanmaya başlandı. Türkiye'de işçi haklarının kullanımı ile ilgili her gün çok ciddi ihlallerle karşı karşıya kalınmakta. Ayrıca Türkiye'de özgürlüklerin kullanılmasında, adalet sisteminin işletilmesinde de çok büyük yanlışlıklar, eksiklikler olduğu görülmekte. Böyle bir ortamda Cumhuriyet Halk Partisi kendi çizgisi üzerinde bir çıkış yapmalıdır. Bundan sonrası için hele bunu daha da kesin olarak düşünüyorum. CHP, geçmişe baktığımızda sol kimliğini öne çıkartarak en çok oyu almış bir partidir. Onu görüyorum. 1977 seçiminde rahmetli Bülent Ecevit %42,5 oy almıştı. Ve Bülent Bey'in o seçime katılırken
hazırlamış olduğu ünlü CHP programı, işte toprak işleyen, su kullananındır gibi düşünceleri de, özdeyişleri de içeren o programın sol bir program olduğunu düşünüyorum ve %42,5 alınmıştı. Dolayısıyla ya biz bununla bir şey alamayız, biz bunu değiştirelim denilemez. Bunu değiştirecekseniz zaten biz olmaktan çıkacaksın demek ki, başka bir şey olacaksın. Bu denilemez. Ayrıca geçmiş yıllarda bunun üzerinden de önemli sonuçlar alındı. Ben partiye gelen her değerli arkadaşımızı, partiye giren Sayın Mansur Yavaş da başta olmak üzere söyleyeyim, memnuniyetle karşılıyorum, sevgiyle karşılıyorum. Ama bunun CHP'nin kimliğinin değiştirilmesi şeklinde tanımlanmasını ve gösterilmesini de asla tasvip etmiyorum. Evet, teşekkürler. Son sorumuzda da hocam, özellikle Barış ve Demokrasi Partisi'nin seçim performansını sormak istiyorum sizin bakış açınızda. Güneydoğu'da biri bağımsız olmak üzere 11 belediyenin kazanıldığını görüyoruz ve özellikle o bölgede yoğunlaşan bir oy oranı var. Siz yerel yönetimler alanında çok birikimli bir devlet adamı olarak özellikle bu Kürt sorunu bağlamında da yerel yönetimler, yetkileri, merkezi güç paylaşımı konusunda genç takipçilerimize önerebileceğiniz konular, projeler var mı ve BDP'nin bu başarısını nasıl yorumlamalıyız? Doğrusu çok yüksek bir başarı olmadı. Yani göz ardı edilmemesi gereken kazanımlar var, siz sayısal olarak verdiniz. Ama doğrusu BDP'nin, HDP'nin birlikte değerlendirerek söylüyorum, daha yüksek bir başarı çıtasını yakalaması bekleniyordu. Bir yandan eş başkanlık gibi, kadın siyasetçilerin öne çıkarılması gibi önemli adımlar atıldı. Ama öte yandan da ne olduğu tam anlaşılamayan bir takım sesler, bir takım kavramlar seslendirildi. Şimdi özellik konusuna geleyim. Özellikle yani neyi seslendirdiklerini tahmin edebiliyorsunuz ama ancak tahmin edebiliyorsunuz. Neyi ileri sürdüklerini tam olarak kestiremiyorsunuz. Efendim. Bunu biraz daha açayım. Türkiye'nin anayasasına göre ve Türkiye'nin yasalarına göre yerel yönetimler özerk birimlerdir. Özerktir. Ne demek özerklik? Yani karar organları seçimle gelmektedir ve kendi bütçeleri, kendilerini onaylayacağı bütçeleri bulunmaktadır. Yani özerkliğin tanımı bu. Şimdi bunun dışında başka bir tanım mı var özerklik için? Başka bir tanımın kullanılmasına mı ihtiyaç var? O da tartışılabilir tabii. Ama somutlaştırılarak bir tartışma dile getirilmiş değil. Türkiye'nin bölgelere ayrılarak yönetilmesi düşüncesi uzunca bir süreden beri seslendiriliyor. O farklı bir yaklaşım. Onu yerel yönetimlerin özelliği bağlamında değerlendirmek çok doğru değil. Yine o tartışılabilir tabii. O da tartışılabilir. Türkiye'nin bölgesel yönetimlere oturtulmasını, Türkiye'nin üniter yapısının kaldırılması ya da zorlanması olarak görüyorum. Türkiye'nin üniter bir yapıya sahip olmadan ya da üniter yapısını sürdürmeden bu bölgede siyasi olarak ayakta kalabileceği düşüncesinde değilim. Bir başka şekilde söyleyeyim. Üniterlik olmazsa olmaz bir koşuldur Türkiye için. Üniter bir devleti ben yalnızca sosyal demokrasiyle bağlantılı olarak demiyorum. Şimdi
bir başka açıdan düşünüyorum, bir başka açıdan değerlendiriyorum. Üniter yapı olmazsa Türkiye bu siyasi birliğini, siyasi varlığını sürdüremeyecekse, eğer bu iddia doğruysa ben bu iddiayı seslendiriyorum. O zaman BDP'nin bölgesel yönetimle ilgili ortaya koyduğu düşüncelerin bu bağlamda tartışılması gerekir. Bir de bölgesel yönetimlerle ilgili, yani diyelim ki böyle bir şey yapılacak. Diyelim ki Türkiye şu kadar sayıda bölgeye ayrılacak. Türkiye bununla ne kazanacak? Yani bunun olması o bölgede yaşayan insanlara ya da Türkiye'nin geneline ne katacaktır, ne getirecektir? Bunu bir tartışmak lazım. Ama nihai olarak bu konuda söyleyeceğim de şudur. Bu aslında yerel yönetimlerle ilgili bir konu değil. Yani kamu yönetiminin bütünüyle ilgili bir konu. Tekrar yerel yönetimlerle ilgili olan yönüne döneyim işin. Evet, yerel yönetimler özel kuruluşlardır zaten. Anayasamıza ve yasalarımıza göre özellikle bu iki unsurdan gelmektedir: seçim, karar organlarının seçimi ve bütçe. Peki bunun dışında ne isteniyor? Ha, bir de şunu söyleyeyim. Biraz önce söyleşimizin başında ifade ettim. 2012 aralığında çıkarılan yasayla yerel büyükşehir belediyeleri çok sektörlü, tek siyasi yapılanmalı, tek meclisli ve çok sektörlü bir yapılanmaya oturtuldu. Yani yerel ortak, anayasanın galiba 127. maddesiydi. Anayasanın 127. maddesinde dile getirilen yerel ortak gereksinme konuları ve kalemleri çok coğrafyanın genişlemesiyle, hizmet alanının genişlemesiyle çok artmış bulunmakta. Ben tartışmanın şöyle yapılmasını tercih ederim. Yani evet, hizmet alanı genişledi ve içine çok sayıda hizmet kalemi girdi ama buna şunların da eklenmesi lazım. Bu söylenirse bu tartışmayı daha iyi yaparız. Biraz önce söylediğim gibi, evet, karar organlarını kendileri seçiyorlar. Evet, bütçelerini de kendileri karara bağlıyorlar. Ama buna şunun eklenmesi lazım. Bu da söylenirse tartışmayı daha iyi yapabiliriz. Şimdi bunun yerine konu çok dolaylı bir biçimde ortaya konuluyor. En son bir iki gündür petrol gelirleri konusu tartışılıyor. Yani dünya deneyimini dikkate almadan bu tartışmayı yaptığımızı düşünüyorum. Şimdi İspanya adeta yani anayasasına göre üniter ama adeta federal bir yapıda. Orada bile gelirler merkezde toplanıyor ve merkezden bu bölgelere dağıtılıyor. Şimdi Irak'ta yaşanılan tartışma, petrol gelirlerini kim kullanacak? Yani Kuzey Irak Kürt yönetimiyle, Kürt bölgesel yönetimiyle Irak'ın merkezi yönetimi arasında çok ciddi bir tartışma var. Ve Türkiye'de bu tartışma nedeniyle zorda kalmakta. Ama orada da şöyle saptamışlar. Onun %17'si, yani petrol, yani doğal gaz ve petrol gelirlerinin %17'si onun çıktığı topraklara verilecek. Geri kalan da bütün Irak'a dağıtılacak. Yani şimdi bırakın petrolü, bizim yasamıza göre büyük şehirlerde toplam vergi gelirlerinin %6'sı o büyükşehir belediyesine gidiyor. Yani diyelim ki Diyarbakır'da toplanan toplam vergi gelirlerinin %6'sı oraya gitmekte. Yani bir kalem, bir gelir kalemiyle ilgili tartışma yerine örneğin şu söylenebilirdi: bu %6 yeterli değil. Bu %6 %8'e çıksın, 10'a çıksın, neyse. Böyle bir tartışma yapılsa bu daha kolay sonuç getirici bir anlayış ve yaklaşım olurdu. Bu yapılmadı. Bu yapılmıyor. Ya da ne bileyim, şimdi vergi gelirlerinin ödenmesi tesislerin bulunduğu kentlerde değil, tesislerin genel müdürlüklerinin bulunduğu kentlerde oluyor. Yani diyelim ki Diyarbakır'daki bir fabrikanın vergi geliri Diyarbakır'da değil, o fabrikanın bağlı olduğu holdingin ya da bağlı olduğu şirketin vergi mükellefi olduğu ilde, yani İstanbul'da çok yüzde çok büyük bir oranla İstanbul'da ödeniyor.
Denilebilirdi ki vergi gelirlerinin dağıtılmasında hem %6'dan faraza yüzde şu kadara çıkılmalı, hem de bu düzenleme önlenmeli. Tesisin bulunduğu yerden yerdeki gelirin payı oranın büyükşehir belediyesine verilmeli. Tesisin bulunduğu, tesisin içinde olduğu şirketin vergi dairesinin bulunduğu kentten değil falan. Yani diyeceğim, bütün bunlar tartışılabilir. Ama bu tartışmalar somutlaştırılmalı, somut tartışma konuları haline getirilmeli. Öyle olmayınca bu tartışmadan sonuç almanız da mümkün olamıyor maalesef. Evet, çok teşekkür ediyorum. Rica ederim, rica ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.